Bu evimler var. Son dönemde mantar gibi patladılar. Her tarafta işte Cem evim, Osman evim falan böyle işte ucuz bankadan daha avantajlı. Hazır şu bitcoinciler mi neyse işte öyle bir borsada çıktı gitti 2 milyar dolarla. Çok da çarptı orada da öyle bir şey var mı? Konut edinicilerimizin en asgari geliri olan kesim TOKİ aracılarıdır. Evet. TOKİ'den konut elde eden insanların en geliri düşük olan kesimdir. Ve bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne takip ettim. Yapılan soru önergesinde, verilen soru önergesine verilen yapılan açıklamada %3 kayıp olduğu, yani geri dönüşü olmadığını. Bu gerçekten çok müthiş bir ahlak mı dersin, sağlamlık mı dersin, neyi söylüyorsun dersen bizim sanal bir gayrimenkul şeyimiz yok, portföyümüz yok, gayrimenkul kağıdımız yok ortada, bono gibi vesaire yok. Şimdi ben gerçekten bu kuruluşların bir emek olduğunu, kendine göre bir mantığının olduğunu, bir inandırıcılık sağlayarak insanların elinden bu ücretleri, paraları, taksitleri aldığını, hiçbir şey de yapmadı diyemeyeceğim. Belli noktalarda yaptı ama öyle bir yerde bir kopuş olur ki, çünkü bak bu benim biraz önceki mortgage çöken sistemde bir yıl zenginleşen insanlar olmuştu. Yani Türkiye'deki evimlerde mortgage gibi mi diyorsunuz? Mortgage'ın bir başka örneği yani. Neticede siz bir konut var, gidiyorsunuz. Orada 50 tane konut var. Satacak müteahhit. Ne zaman teslim edip bir şartname yapıp şu tarihte alacağım, şu kadar peşin vereceğim. Böyle bir şey yok. Orada herkes birbirine destek olarak kura çekerek, İşte bir zamanlamaya koyarak o para havuzda biriktikçe, o konuta dönüştükçe, o konutta dönüşen konut kime sıra geldiyse sıra gelmeyen bekliyor, sıra gelen konutunu alıyor. Ya orada bir zincir koparsa? Burada kaybeden konutu alamayanlar olur. Evet. Risk var yani. Ben söylediğim o.